Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Tarot Vasfı kanalındasınız ve ben Dihan. Bir süredir rahatsızdım arkadaşlar, biliyorsunuz. Hala da çok iyi değilim ama en azından video çekebilecek durumdayım. Bugün önümüzdeki 30 günde, yani bir ayda sizi neler bekliyor? Bu konuya bakıyor olacağız. Her alana şöyle kısaca bir bakacağım. Yani parasal alanda ne olur, aşk alanında ne olur, kariyer alanında ne olur ve genel anlamda da kartlar bize neler söylüyor? Buna bakacağız. Gördüğünüz gibi iki tane destan var. Bunlardan sizi çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Zaten videonun kapak resiminde de var desteler. Aynı deste farklı renkler. Bu bir turuncu. Bu da böyle sütlü kahve diyebileceğim bir tonda. İsteyen iki desteyi de izleyebilir. Tamamen size kalmış bir konu. Ya da izlediğiniz desteğinin hiç uymadığını düşünüyorsanız diğerine de bakabilirsiniz. Belki aradığınız cevaplar diğerindedir. Şimdi ben sizleri bekletmeden okumaya geçeceğim birinci destemle. Hemen ilk sorumla da başlıyorum. Acaba önümüzdeki bir ayda aşk hayatınızda sizi neler bekliyor olabilir? Evet, sokakta bir tahilat var, yoğun bir ses. Yani acaba bana bir mesaj mı veriyor, hala iyileşmedin diye düşündüm. Ama yine de yapacağım dedim, karar verdim. Yapıyorum o yüzden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. Bakalım önümüzdeki bir ayda aşk hayatınızda neler olabilirmiş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir uyarı var, kendini biraz fazla kaptırma diye. Şimdi kupa 9 aslında bir zevk, bir eğlence, bir mutluluk kartı olsa da abartmanın bize zarar vereceğini de söyleyen bir karttır ki hemen altındaki yatan kartı abartırsan bununla ilgili bir bedel de ödersin diyor. Yani daha çok geçmiş konular ve geçmişe dönmekle ilgili konular burada gündemde olacak. Yani geçmişteki bir insanla yolumuz kesişebilir. Mevcut bir partner varsa onunla eski günlere dönmeye dair bir umut, bir mutlu dönemlere dönmeye dair bir umut söz konusu olabilir. Ama tekrar diyorum, abartma. Belki yeni tanışılan biriyle çok hızlı gelişen bir ilişki yine burada söz konusu olabilir. Yine ısrarla aynı konu, abartma. Yani zevki, sefayı abartma, ayarında git, biraz ayağın azıcık frenli olsun, öyle ilerle diyor kartlarımız bize. Ve Kılıç Kralı kartı da burada yine gündemde. Yani eğer hemen yanında da bir ölüm kartını görüyorum. Yine bir hava elementi ve akrep burcuna bir atıf var. Yine burada araba kartı yengeç burcuna bir atıf var. Ve güneş kartı yine ateş elementi ve özellikle aslan burcuna bir atıf var. Bunları söyleyelim ama hani bunlar illa o burçları temsil ediyor demek değil. Size şunu söylüyor olabilir buradaki Kılıç Kralı kartı. Özellikle bir erkekseniz fazla soğuk olmak, fazla soğuk, fazla mesafeli, fazla dik duruşlu veya hafif ukala bir tavır sergilemek yaşamınızda çok sağlam olabilecek şeyleri öldürür diyor olabilir. Yani hani
Sanki burada ayarsız bir durum var. Yani çok abartmak, çok aşırı neşeli, coşkulu olmak ve aşırı soğuk olmak. İki uçta gidip gelen bir enerji var. Hangi tarafta olursanız olun buna size zarar olur diyor kartlar. Yani ve yine bitmiş tükenmiş bir durum varsa geçmişle ilgili hayatınızda. Orada hala bir şeylerin çok sağlam olduğu da ifade ediliyor. Hani hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Her ölümden sonra yeni bir doğum meydana gelebilir diyor kartlar. Yani sonuçta pek çoğunuzu aslında gördüğüm asıl içsel beklenti ilahi adalet yönünde. Yani benim hakkım olan bir şey var veya bana haksızlık yapıldı diyor olabilirsiniz. Burada da kılıç ası kartı bize ilahi adaletin zamanının yaklaştığını, özellikle bu 30 günlük dilim içerisinde yaklaştığını ifade ediyor. Evet, çatışmalar olabilir özel hayatınızda. Bir yılanla ilgili bir uyarı var. Yani siz insanlara karşı biraz dikkat edin dedi. Siz insanlar nasıl insanlardır? Alttan altı sizi doldururlar, manipüle ederler. Siz gidersiniz, anlamsız tartışmalar, çatışmalar yaşarsınız. Olan size olur. O yüzden kimsenin dolduruşuna gelmemeniz yine bir tavsiye noktası. Evet, yükselen bir enerji, özellikle ciddi ilişkiler konusunda yükselen bir enerji ve Yengeç Burcu'nu yine burada görüyorum. Yani Yengeç Burcu olabilir, 7. aya burada bir atıf yapılıyor da olabilir ama bazı arkadaşlar için hani özel hayatında yükselen bir enerji olacak diyor. Kısa bir dönem için size çok acı veren bir durum yaşayabilirsiniz. Veya siz zaten bu durumdan geçiyor olabilirsiniz, bunu yaşamış olabilirsiniz. Burada şimdi kılıç omlusunun yanında güneş kartın olması bence çok anlamlı. Çünkü kılıç omlusunun teması zaten hani çok acı çektin, ölecek kadar bir acı çekmek. Yani bedensel olarak ölmesen de hani öldüm diyebilecek kadar yoğun bir acı çekmeyi bize anlatıyor. Veya ruhen çok yüksek bir ızdıraptan bahsediyor. Ama kartın temasında normalde doğan bir güneş de vardır. Yani burada anlatılan şey yaşayacağını yaşadın, çekeceğin acıyı çektin. Artık tamam, senin için güneşin doğması çok yakındır. Yani kötü günler sona erdi diyen bir karttır ki hemen yanında da güneş kartı bunu onaylıyor. Yani kötü günler çok hızlı bir şekilde sona erebilir. Belki kısa dönem bir acı yaşayıp hemen peşinden güzel bir mutluluk yaşayabilirsiniz ki siz zaten hani içsel olarak bunu biliyorsunuz. Aynı zamanda yaşadığınız acıların da olgunluğu size getirdiği, anlayışı size getirdiği, belki özel hayatınızda mutlu olmanız için gereken anahtarları da elinize verdiğini anlatıyor burada kartlarımız. Şimdi şu güzel, küçük eylemlerle büyük mutluluklar elde edeceğiniz bir ay olacak. Yani bu bazıları için haksızlık gibi gözükebilir, haksızlık değil. Yani şu an küçük eylem yapıyor olmanız sizin geçmişte büyük eylemler yapmadığınız anlamına gelmez. Veya hayatınızın başka bir alanında yaptığınız çok büyük emekler orada karşılığını bulmaz da özel hayatınızda karşılığını bulabilir. Buna böyle bakmak lazım. Şu güzel, şurada bir güneş, şurada bir güneş kartı var. Yani birbirini çaprazlayan, enerjisini çok yükselten, çok çok umut veren güzel kartlar var. Ve yine burada da bir tılsım olmuşsa, özellikle somut anlamda bizi mutlu eden, güçlü, ayakta duran, belki özellikle maddi zenginliklerin, dünyasal zenginliklerin, sağlam ilişkilerin kurulduğu bir döneme işaret ediyor ki altta hemen yine burada bir ağaç kartı var, siz görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Yani bu da özel hayatında artık çok sağlam bir şeyleri inşa ettiğin, özellikle ay sonuna doğru veya çok sağlam olabilecek bir ilişkiyi inşa ettiğin, başlattığın bir dönem olacak. Belki çok beklentiniz olmayan küçük eylemlerden çok güzel sonuçlar da alabilirsiniz veya aman bundan bir şey olmaz diyebilirsiniz ama o şey sizin mutluluğunuz ve geleceğiniz olabilir dedi kartlarımız sevgili arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hemen ne yapıyoruz? Beğeni tuşuna basıyoruz ve kanala abone oluyoruz. Şimdi bu ay acaba kariyer hayatınıza neler olabilir diye soracağım. Yani şu yoldaki çalışma durmuştu. Ben de o yüzden başladım. Sevgili arkadaşlar, okumada güzel akıyor. Ve beni sinir edecek şekilde yüksek sesle bir çalışma geliyor. O yüzden ben de kendi ses tonumu biraz yüksek tutuyorum. Kusura bakmayın. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Artık bozulan
tahrip olan şeylerin yerinden sökülüp yenilenmesi olarak da yorumlayabiliriz. Arkadaşlar, kariyer hayatınızla ilgili ateş elementi bir kişi hakkında uyarılıyor olabilirsiniz. Veya hani ateş elementi bir erkek ile ilgili uyarılıyor olabilirsiniz. Eğer kendiniz bu niteliklere sahipseniz dikkatli oluyor. Yani etrafında bir yılan var. Ama bu yılan nasıl geliyor biliyor musunuz? Yani biri sizi, bu illa ateş elementi olmak zorunda değil, biri sizi dolduruşa getirebilir. Hadi şunu yap. Hadi şöyle yap, hızlı kalkarsanız çok tez yorulursunuz, bilginiz olsun. Yani bir risk konusunda çevrenizden bir ikna durumu alabilirsiniz. Hani hadi yapalım, hadi edelim veya hadi gel benimle şunu yap, harika olacak diyen bir insan da olabilir. Kartlar bunu risk olarak niteliyor ve çok hızlı hareket edersen üzülürsün diyor. Evet, bir şey deneyebilirsiniz ama yavaş adımlarla. Yavaş adımlarla yaparsanız dört dörtlük bir sonuç alacaksınız. Yani öyle çok hızlı atlayıp zıplamayın, çok hızlı kararlar vermeyin, iyice düşünün ve küçük de olsa evet girişim yapmakla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece bunu çok hızlı yapmak ve biraz çevrenin dolduruşuyla yapma konusunda bir uyarınız var, bilginiz olsun. Bazıları için özellikle hayatınızda kimse yoksa veya sorun yaşıyorsanız özel hayatınızda kısmetin buradan gelebilir diyor. Yine belki sözleşme konusu, hani sözleşme, imza atma, belki resmi kurumlarla ilgili atama bekliyorsanız ve bu konuda önünüzü göremiyorsanız kılı 8'lisinin yanında tasın 9'lusu kartı var ki bu da size şans veriyor. Yani bu anlamda şanslı olabilirsiniz. Hiç o kendinizi üzüp de ay olmayacak, ay bitmeyecek, ne yapacağım, ne edeceğim, bunun sonu gelmiyor demeyin. Özellikle bazılarınız bu şansı çok derinden hissedecek. Evet, o duygularınızla haklısınız diyelim. Biraz dinlenme süreciyle ilgili bir bilgi var burada. Dinlenmeniz gerekiyor ne olursa olsun. İçinizdeki çocuğu çok yıpratmış olabilirsiniz. Veya çocuklarla ilgili meseleler yüzünden bir süre işi ara verme gereği söz konusu olabilir. Ama mutlusunuz, hani bu dinlenme sürecinden sonra sizi çok mutlu edecek, işte aile huzurunu, aile mutluluğunu veren, kendinizi iş ortamında çok mutlu hissettiğiniz durumlar, meseleler söz konusu olabilir. Veya hani iş bulamadıysanız bununla ilgili de yine belki güzel sonuçlar özellikle ayın ortasından sonra söz konusu olabilir. Dediğim gibi hani aşkla yapılan bir şey söz konusu burada. Ben çok yoğun bir emek de görüyorum. Yani hayatınızda belki kariyer alanında çok çabalamak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ha, kariyer alanında çabalamak nedir? İlla bir işte çalışmak değil. Eğitime yatırım yapmak, bolca işte çalışıp işte bu anlamda kendine bir şey katmak ama hani belki emeklerin artık sonuçlarının alındığı bir durum olabilir. Dengeyi bozan şey nazar diyeceğim sizin için açıkçası. Biraz dengenizi bozuyor ve sizde mutsuzluk yaratıyor, işten uzaklaşmaya sebep oluyor zaman zaman. Yay burcu bir insansanız bu konuda özellikle size dikkat et deniyor olabilir. Diğer insanlar için de yay burcu olan kişilere dikkat et deniyor olabilir burada. Denge kartının yay burcuna ait olmasından dolayı bunu söylüyorum. Ama dediğim gibi dengenizi bozan kariyer hayatınızda açıkçası bu böyle olacak değil, nazar. Ve çabuk küsmenize, çabuk uzaklaşmanıza
sebep oluyor sanki. Biraz daha sabırlı olun deniyor burada. Hani çabuk küsme, çabuk darılma, çabuk uzaklaşma, çabuk vazgeçme. Sende bu duyguyu oluşturan asıl neden çevresel nazar veya başkalarının yaptığı dedikodu. Hani konuşup konuşup soğutma. Eylem değil de söz konusu olabilir. Evet, kariyer içinde bu kadardı. Şimdi hemen para konularına da bir göz atalım. Arkadaşlar şimdi kuponlusu kitap kartı da geldi. Hani burada kaderle kısmette yazılmış bir nasip olarak bunu yorumlayacağım. Çünkü konumuz para. Ama aileye huzur ve mutluluk verecek bir para ki hemen çaprazda İsfahan yani elmasın büyücüsünü görüyorum. Güzel bir para girişi olabilir açıkçası. Bu ailedeki dişi enerji sebebiyle girecek. Siz kendiniz dişi enerjisiniz. Kendi enerjiniz sebebiyle bu para gelebilir. Eğer bir erkekseniz de işte ailenizdeki kadınlar vesilesiyle bu size gelecek olabilir. Onların enerjisi vesilesiyle gelecek olabilir ama güzel bir giriş mutlu edecek. Hani böyle paraya boğulacaksınız demiyorum ama parayla ilgili sizi mutlu eden, huzur veren bir gelişme var. Para huzur verir mi? Verir. Şöyle verir. Yani finansal kaygılarınız olduğunda maalesef huzurlu da olamıyorsunuz, mutlu da olamıyorsunuz. Yani bu anlamda sanki bir rahatlama var ki. Kuponlusu tısım onlusuyla devam ediyor. Yani aslında gördüğüm şu finansal durumun çok daha üstesine de sahip olabileceğiniz ama siz bunun arkanızı dönüyorsunuz. Yani hani şeyiniz var sanki parada zihinsel blokajlarınız veya limitleriniz var. Aman şunun üstünde de olmasın. Ben bunu kaldıramam. Ben paradan korkuyorum. Hani paranın aşırı para ile ilgili ne yapacağını bilememek, düşüncesiyle bile baş edememekle ilgili bir durum var. Yo diyebilirsiniz, bilinçaltınız öyle demiyor. Ben bunu söyleyeceğim sadece. Şimdi burada Akrep Burcu arkadaşlar için yeni bir yol ayrımı zamanı gelmiş olabilir. Veya bazılarımız için hani sanki mevcut bir durum bitiyor da yeni bir yol başlıyor. Parasal meselelerle ilgili bunu söyleyebilirim. Hani bir şeylere karşı soğuksunuz, bir şeylerle irtibatınızı kesiyorsunuz ve yeni bir yola giriyorsunuz. Özellikle bir kadınsanız para harcamaları konusunda biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Yani biraz sanki para harcama konusunda abartıp sonra da ceremesini siz ödüyor gibisiniz. Tamam, güzel para girişleri olabilir. Abartmayın. Yani biraz ayarlı olun. Hani burada limiti biraz aşağı düşürmeniz, harcama limitini biraz aşağı düşürmeniz ve özellikle evet de diyor zorunlu ihtiyaçların var. Yani bazıları zorunlu olmasa da artık senin için zorunlu hale gelmiş harcamaların var. Ama en azından hani 10 harcayacaksan 7 harca diyen bir kart. Biraz daha korumacı ol diyor. Hem kendin için hem ailen için biraz daha tutumlu olma konusunda bir uyarı da var burada. Evet, para yorumumuza bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim genel yoruma. Bu bir ayda neler olabilir genel anlamda?
Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi ufak tefek çatışmalar, dargınlıklar var ama önemli özellikle duygusal alanda veya aşk alanında ufak tefek dalgınlıklar var. Biraz çevresel yılanlardan çok etkileniyorsunuz ve kararlarınızı etkiliyor diyor. Yani bu dediğim gibi sinsi insanlardan etkilenmek ve bunun kararlarınızı ve özel hayatınızı etkilemesine izin vermekle ilgili hafif ufak tefek sıkıntılar olabilir. Veya sevilen biriyle yapılan tartışma ona karşı kızgınlık üretmenize neden olabilir ama sonrasında düzeldiğini görüyorum. Yani bir insan için zirvedesiniz, erkekseniz özellikle kariyer alanında zirveye tırmanmak, yukarı çıkmak veya yukarı çıkacağınız bir yola başlamak söz konusu olabilir. Bir ihanet yüzünden yol ayrımına geliyorsunuz. Bu hemen bir değnek üçlüsü kariyer kartının yanına geldiği için ihanet veya canınızı yakan bir durum. Şimdi ihanet demek bir arkanızdan iş çevirecek demek değil. Hani atıyorum bir ortakla iş yaparsın, sana karşı kaba davranır. Bu da can acıtır. Öyle diyelim. Bazı arkadaşlar için şunu da söyleyeceğim. Veya bir ihanet konusunda şanslı olacaksınız. Ya işte atıyorum yeni bir ilişkiye başlarsınız. Karşınızdaki insan size bekar olduğunu söyler ama olur Allah yardım eder. Yalan söylediğini öğrenirsiniz. Bu anlamda bir şans olabilir. Belki de bir aşk üçgeni içindesiniz. Durumlar vahim bir hale gelebilecekken şansınız yaver gidebilir ama sonuçta bir ihanet konusunda bu ay şanslı olan kişi siz olacaksınız. Evet, yani yanılma korkunuz var ama yanılmayacaksınız diyeyim. Veya bazıları geçmişte çok yanlış seçimler yapmış olabilir. Boş insanlara, boş konulara zaman harcamış olabilir ama bunun artık geçeceğini ve hayatınızda eksik bir konuda tamamlanmaya ereceğinizi, özellikle geçmişte hata yaptığınız bir konuda artık doğru yolu bulacağınızı veya doğru şeyin sizi bulacağını söyleyebilirim. Evet, birileri sizden yardım isteyebilir. Biraz bu konuda mesafeli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben burada kurnazlık iması da görüyorum. Bu şu demek, yani biri sizden yardım isteyebilir ama ya yardıma ihtiyacı yok ya sizin zayıf noktanızı biliyor, biraz sizi manipüle etmeye çalışıyor. Burada da biraz daha mesafeli ol. Çünkü yaptığın bu yardım sonra seni üzebilir diyor. Yaptığınız yardım seni nasıl üzer? Atıyorum biri gelir sizden borç ister, çok zor durumdayım der. Alır parayı, bir bakarsınız bir restoranda deli gibi yiyor, içiyor. Şimdi bu biraz incitici olabilir. Özellikle de parasını geri ödemiyorsa. O yüzden de biraz şunu düşünün. Yani bir insana yardım yapacaksanız düşünceniz şu olsun. Sonra bu insan bana zarar verecek bir şey yaparsa bu yardım benim canımı acıtır mı? Yani keşke yapmasaydım der miyim? Ben her zaman yardım böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hani çünkü yaptığınız yardımın sevabı da gidiyor. Eğer hani sonrasında da bu insanla aranız bozuldu halde yardımını sizi rahatsız etmeyecekse öyle yapın ya da tanımadan bilmeden aracıyla yapın yardımınızı. Tavsiyem bu olacak ama buradaki konu bu değil. Biraz manipüle edebilirsin. Öyle herkes her şeyi dağıtma diyor. Biraz hani evet elbette ki yardımcı ol ama küçük küçük. Çok çok dağıtma. Bunu biraz az az yap. Evet iyi kalplisin, iyi yüreklisin. Ama özellikle sanki bu yardımlaşma konularında sizin zamanında çok canınız yanmış. O yüzden de hani geçmiş deneyimlerini de göz önüne alarak elinde olanı maddi manevi insanlara böyle döke saça verme. Ufak ufak ver bakalım ne olacak? Hani burada yardım yapma demiyor. Karşıda bir manipülatör olduğu halde. Ama abartma sonra sen üzülürsün diyor. Bu kısım önemli. Çünkü siz zaten hani sanırım karşılıksız da verebilecek bir insansınız. Ama dediğim gibi bunun miktarı arttıkça duygusal olarak, finansal olarak ama sanki daha çok duygusal olarak emek verdiğiniz insanlarda ne kadar çok emek verirseniz o insan sizin o kadar çok canınızı yakar. O yüzden de ay yanında yapmanın faydası olacağını söylüyor kartlar. Evet sevgili arkadaşlarım, okuma bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci besteyle birlikteyiz. Yol çalışması eşliğinde bu okumayı yapmaya çalışacağım. Söyledim başladım bir kere. Hala rahatsızım. Ama biraz enerjimi de iyi hissetmişken videomu çekeyim dedim. Hemen okumaya geçeceğim. Zamansız bir zaman niyet ediyorum elbette ki. Bakalım önümüzdeki bir ayda sizi neler bekliyor? Aşk, kariyer, para ve genel okuma yapacağım sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım aşk okumamızla.
Şimdi şu kartları görünce de şey dedim, yani acaba aşk hayatımıza bir restorasyon mu meydana geliyor? Bir değişiklik mi olacak? Çok güzel kartlar geldi çünkü açıkçası. Değişim zamanı değişimi de hak ediyorsunuz. Evet, büyücü kartı hemen altta, ev kartı ile açtık. Bu da özellikle hanede, ikili ilişkilerde çok parlak bir dönemin geldiğini anlatıyor açıkçası. Ve yine özel hayatınızda sıkıntı varsa, bir kısmet probleminiz varsa, evet çok büyülü bir şekilde, çok yine hızlı bir şekilde özel hayatınızda da mutluluğa doğru gidiyorsunuz. Çünkü hemen yanında mahkeme kartı, artık zamanı geldi. Karma gereği hak ettiğin mutluluğu alacaksın, seveceksin ve sevileceksin diyor bize. Yıldızınızın da oldukça parlak olduğu bir dönem, ama ben yani ilahi şansı anlatan bir kart, yıldız kartı. Özellikle duygusal anlamda veya şifa anlamında bize bunu anlatıyor, ama alttaki muzluk kartı, hani bu senin çabalarının karşılığıdır. Yani şu anda gösterdiğin veya geçmişte gösterdiğin çabalarının karşılığı olarak evet şanslı olacaksın, ama bu sana gökten zembile gelmiyor. Karma göreyi hak ettiğin bir mutluluğu alıyorsun diyor bize. Ve hemen yanında Kupa 10'lusu, yine huzur, mutluluk. Hani bütün dünyevi ayrıntılardan sıyrılmış, kendinizi huzurlu hissettiğiniz, doğru insanla birlikte olduğunuzu hissettiğiniz bir dönem. Ve yine işte problemli bir partner varsa hayatımızda, biraz o partnere soğuk yapıyorsanız, onun da aklının başına geldiği, o bencillikleri biraz arkada bıraktığı, daha çok kendine size adadığı bir dönem olabilir ki siz de şöyle diyorsunuz: valla ben öyle zevkine sefasına düşkün kimseyle uğraşamam, alır da başımı da giderim, hiç kimseyle işim olmaz. Burada da dediğim gibi öyle sorunlu bir partnere tavır koyma, ondan uzaklaşma sürecinde bu partnerin de bir kendini toparlama süreci olabilir diyor. Yine yeni tanışılan kişi, bu insan sizi mutlu etme kapasitesi var ama yüz verirseniz tepene çıkar diyor. Buna biraz diyor soğuk yapacağım, uzak duracağım. O zaman diyor peşinden koşar diyor. Şimdi burada tılsım olmuşu ve samyeli kartı. Gördüğüm kadarıyla evet bir şey var, yani bu hayatınıza yeni biri girecek olsun. Mevcut ilişkiler olabilir, sorunlu ilişkiler sanki daha çok. Hani bir uzaklaşma dönemine girebilirsiniz. Ayın işte belki 10'undan sonra. Hani ben mutluluk istiyorum, huzur istiyorum. Sen de bana bunu vermiyorsun. Ben biraz uzak durma kararı aldım diyebilirsiniz ve bu insanla yüzde bir görüşme, ama çok mutlu edecek bir görüşme söz konusu. Belki hani beklentilerinizi ciddi bir şekilde size sunabilecek teminatlar da size verebilir. Veya bazılarımız için çok sizi mutlu edecek bir insanla bir karşılaşma söz konusu olabilir. Ama bütün bunların altında yatan şey doğru dilenmiş dilekleriniz. Yani bu ay özel hayatınızda en azından bir veya birden fazla dileğinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz ki Ariman kartı zaten aşk. O bir aşkın büyücüsü ve aşk anlamında çok hızlı gelişen süreçler söz konusu olabilir. Fakat şu konuda bir uyarı var. Yani hani azıcık mantığını da kenara koy. Sonrası yıkıcı olur. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Evet, aşk, sevgi çok önemli duygular, bizi coşturuyor. Türkiye Akrep Burcu, yükselen Yengeç Burcu olan bir ülke olarak aşırı duygusal, tepkisel, biraz kinci ve takıntılı olabiliyoruz biz aşk hayatımızda. Burada da işte bu tepkiselliğin biraz her anlamda azaltılması gerektiği, mantığını biraz kenara koyulması gerektiği, yani abartıp buz gibi ol demiyor ama mantığın da yanında olsun. Güzel şeyler, en güzel şeyler, en sağlam görünen şeyler bile abartıldığında zarara uğrayabilir diyor. Kupasını Alyans kartıyla görüyorum burada. Aşk evliliklerine işaret ediyor olabilir. Ruh eşiyle olan bir evli, ruh eşiyle karşılaşmaya işaret ediyor olabilir. Yine mevcut ilişkilerde belki bir evlilik teklifi. Eğer zaten evliysek, bir yüzüğümüz varsa da aşkın tekrar kendini canlandıracağı veya hani hayatınızdaki kişiyle ilgili bir teminat, hani o senin için doğru insan diyen bir kart da var. Çok çok parlaktı açıkçası. Bu ay aşk hayatınızda belki kendinizi daha kararlı bulduğunuz ve daha kararlı olduğunuz için de güzel sonuçlar aldığınız, aynı zamanda belki geçmişin meyvelerini topladığınız bir dönem olabilir.
Aşk bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Ne yapıyoruz? Beğendiysek hemen beğeni butonuna basıyoruz ve kanala abone oluyoruz, izliyoruz, izlettiriyoruz. Şimdi gelelim kariyer yorumumuza. Başım ağrıdı. Yemin ederim inşallah size de o kadar gelmiyordur bu yoldaki ses. Evet, aşk o kadar parlak olunca biraz kariyerde sıkıntılı olabilir. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, özellikle bir erkekseniz finansal zorlanmalara işaret eden veya kırgınlıklara, kızgınlıklara işaret eden bir kart tılsım beşlisi. Yani zaten şu anda iş ortamında birilerine kızgınlığınız olabilir. Belki çok uzun süredir iş bulamıyor olabilirsiniz ama size çok ağır gelen ve içinizi yiyip bitiren bir durum var gördüğüm kadarıyla. Yani ya bu sıkıntıları ifade edin eğer bir yerde çalışıyorsanız etrafınızdaki insanlara, ya da tavsiyem bir an önce başka iş bakmanız yönünde. Çünkü bu içinizde sizi yiyip bitiren yılan sonra çok öfkeli bir şekilde ortaya çıkabilir ve hani her zaman bir şeyi güzel bitirebilecekken çok sert bir şekilde bitirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama ağır gelen bir şey var. Sizi yitirip bitiren bir durum var ve ayı böyle açabilirsiniz. Evet, görüşmelere dikkat edin. Bakın, özellikle bir hırsızla görüşme konusunu uyarabiliyorsunuz. Bu da bir dolandırıcılık durumu yine söz konusu olabilir. Veya dediğim gibi bunların hepsi birbirine bağlantılıdır. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüz bir durum vardır ve bu durum size çok ağır gelebilir ama en de sonunda çok soğuksunuz. Öyle diyebilirim. Yani birilerine kızgınsınız. Bu kızgınlık size ağır geliyor ve artık ithamlar giderek dozajını artırabilir. Bazı arkadaşlar için de her görüşmeyi çok dikkate almayın. Özellikle ayın ortasına kadar kesinlikle. Hani bazen oluyor ya, çok karlı gözüken yatırımlar, şuna yatırım yapayım, buna yatırım yapayım, ev alımı, araç alımı noktasında da yine ayın ortasına kadar dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ben burada. Çünkü burada yine belki de bir dolandırıcılık uyarısı da olabilir. Ben sizi mantıklı görüyorum. O yüzden de bunu daha çok biraz çevreye olan bir kızgınlık olarak yorumladım. Evet, dengelerin bozulduğu ve artık işlerin bıçak sırtına geldiği bir süreç olabilir kariyer hayatınızda. Ama ondan sonra bir değişiklik var. Eyleme geçiyorsunuz. Çeşitli görüşmeler var, konuşmalar var ve artık karar verme zamanı gelmiş. Şunu söyleyeyim, kararınız başka bir işe başlamak. İşe veya başka bir konuya geçmek, başka bir şeye yatırım yapmakla ilgiliyse hani bunu yapın. Yani mevcut işten ayrılmak sizi korkutuyor olabilir. Yeni bir şeye başlamak istiyor olabilirsiniz ama yeni başlayacağınız şey sizin için hayırlı ve güzel gelirleri de var. Zaten özellikle bir iş ortamındaysanız şurası aşırı derecede sıkıntılı. Ciddi ciddi gördüğüm kadarıyla, yani dediğim gibi o iş sonra daha kötü bir noktaya gelir. Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Bunun haricinde koşturmalar var. Belki işiniz de olmayabilir. Belki görüşmeleriniz çok yoğunlaşabilir ama
Evet, bir seçim yapmamız gerekiyor ve bu seçimin sonucunda da çok güzel sonuçlar var. Ama ben sizi yine de bir nevi eylemsiz görüyorum. O iş, o seçimi yapma noktasına geldiğinde biraz yine de emin değilsiniz. Dur ben biraz daha düşüneyim diyorsunuz. Bu düşünmenin size çok iyi geleceğini düşünmüyorum. Evet, zaman zaman buna gerek vardır hayatta ama burada artık sizin karar zamanınız gelmiş. Ve bir şeyi zamanında halletmediğinizde her zaman onun daha kötü olduğunu görüyorum. Evet, duygusal anlamda kırılmışsınız. Bu erkek olun, kadın olun. Yani içinizde naif bir taraf çok incinmiş ve bir bitiş eşiğindesiniz yaşamınızda. Çok kötü de bir huyunuz var. Bu sizin size bağımlılık derecesinde olan bir şey veya size bağımlı olan insanlara karşı olan bir şey, suçluluk. Buna dikkat edin. Yani şöyle bir durum içindeyseniz, yani hakkınızı alamadığınızı düşünüyorsunuz, iş yükünüz çok ağır olabilir, sizden çalındığına inanıyorsanız, ama iş yol değiştirme noktasına geldiğinde de ama işte bana ihtiyaçları var deyip suçluyorsanız, burada artık kendinize zulmediyorsunuz, etrafınızı suçlamayın. Çünkü şu nokta burada önemli. Öyle olabilir, olmayabilir. Ben onu bilemem. Ama sonuçta siz bu duyguları hissettiğiniz anda artık orada ne yaparsanız yapın o huzur bulamayacaksınız. Bulamadıkça da daha kötü hissedeceksiniz ve bu duygular da daha kötü bir şeye dönüşecek. Hiç çalışmayan arkadaşlar için dediğim gibi özellikle ortasından sonra güzel görüşmeler var. Ama burada da yine kararsız kalabilirsiniz. Kararsız kalmayın. Söyleyeceğim bu. Yani burada da yine İşte bir kendinizi kötü hissetme hali var gördüğüm kadarıyla. Ben bunu hak ediyor muyum, hak etmiyor muyum sorgulaması olabilir. Böyle bir sorgulamayı da yapmayın. Hakkınız ayağınıza geldiğinde tavsiyem bunu değerlendirmeniz yönünde olacak. Ve yine hani bir şeyin sonu geldiyse de artık biraz daha dik durmanın zamanı gelmiştir. Yeni yolun sizin için hayırlı olabileceğini, iş değiştirecek arkadaşlar için bunu söylüyorum. Ben söyleyeyim. Bu fırsatınızı tepmeyin. Evet, şimdi gelelim parasal konulara. Evet arkadaşlar, finansal konularla ilgili çok büyük bir şans size isabet edebilir. Bu sanki daha çok hani beklenmedik meselelerle ilgili, hani düzenli gelir kaynaklarıyla ilgili değil de daha çok hani yıldızınızın parladığı, şanslı olduğunuz, şanslı kazanımları elde ettiğiniz bir ay olabilir ki iki tane yıldız kartının burada çapraz halde geldiğini görüyorum. Bu da yüksek bir enerjiden bahsediyor. Problem şu, problem kendinizsiniz. Yani şansınızı inanılmaz derecede manipüle etme yeteneğiniz var. Hani ben bunu hak etmiyorum. Veya işte ben şanslıyım ama bu şansı acaba başkalarının imkanına zarar veriyor muyum? Ne alakası var yani, veren Allah, alan Allah.
kendinizi o kadar da büyütmeyin. Yani insanların hayatını etkileyebilecek kadar büyük olduğunuz yanılgısına düşmeyin bu anlamda. Alt tarafta o suçluluk. Ben bunu hak etmiyorum. Güdüsünün yine olduğunu ve kendi şansınızı aslında bazen de bile isteye dehşet derecede manipüle edebileceğinizi görüyorum. Bu anlamda finansal anlamda siz partner ve aile hanelerinin aslında genel anlamda şanslı olacağı ve sevindirici gelişmelerin yine olabileceği, hani yine duygusal anlamda da sizi mutlu edecek. Duygusal anlamda niye mutlu eder? Yani güzel bir şey hayatınıza girdiğinde mutlu olursunuz. Demek ki güzel bir gelişme var parayla ilgili meselelerde. Evet, yine riskli yatırımlar konusunda eğer bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız küçük ilerlemek. Yani duygusal veya aşırı rahat değil de biraz daha dikkatli ilerleme konusunda bir uyarı var burada. Yatırımlar meselesinde çok hızlı hareket etmeyin veya çocukça davranmayın diyen kartlar geldi. Hani burada evet diyor, kaderde kısmette bir şey vardır ama Allah da sana ne diyor? Akıl verdim, kullan diyor. Yani bunların ikisi birliktedir. Yani üç boyutlu bir dünyada belli kanunlar eşliğinde yaşıyoruz. Evet, hani ben bir yaratıcının varlığına inanıyorum. Ama bu dünyanın da kuralları var. Böyle yaratmış. 10 katlı binadan atlayınca yere çakılırsınız. Siz inançlı veya inançsızsınız diye size burada bir ayrım yapılmıyor. O yüzden de hani bu rastgele bir davranış, aşırı kendini emanet etme hali bir sıkıntı yaratabilir. Önce ne diyorlar? Önce deveni sağlam kazığa bağla, ondan sonra emanet et. Burada da yine evet kaderine kısmetinde bir şey var ama sana da akıl verilmiş, biraz mantıklı hareket et deniyor. Evet, biraz korku halinin hakim olduğunu görüyorum ben. Ve içsel korkularınız parasal konularınıza da zarar veriyor. Ya böyle paranızı kaybetmekten çok korkuyorsunuz, ya da çok paranız olursa başınıza, sizin ailenizin başına bir şey geleceğinden endişeleniyorsunuz. O yüzden de mevcut durumun içine sıkışıp kalma korkunuz var. Hani bunu ben sizin adınıza çözemem ama şuradan net bir şekilde ifade ettiğimde belki bu da sizin bilinçaltınıza faydalı bir bilgi olarak gidebilir. Korkuların hayatta hiçbir şeye çözüm üretmediğini gördüm. Bazen de korkuyla yüzleşmek aslında onu en hızlı şekilde çözecek şeydir. Aynı zamanda kaygı ürettiğiniz zaman sağlıklı düşünme yetinizi kaybedersiniz ve farkında olmadan o kaygılandığınız şeylere doğru itilirsiniz. Yani korktuğun şey başına gelmez de sen farkında olmadan o korktuğun şeyi kendi kendinin başına getirirsin. Evet, para okumamıza bu kadardı. Şimdi bir genel okumaya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, karşınıza çıkan bir fırsatın yok olabileceğine dair bir uyarı var burada. Bunu zaten az önce para konusunda da konuşurken sanki bir fırsat geliyor da
kendi şansınızı manipüle ediyorsunuz gibi bir durum vardır. Lütfen izlemediyseniz para bölümünü izleyin. Eğer şimdi bakın, çelişkiler çok önemlidir. Şimdi siz düşünsel olarak çok para istiyorsunuz diyelim. Ama o parayı isterken bile içinize bir huzursuzluk kaplıyorsa o para size gelmez. Bilginiz olsun. Yani o yüzden de ben küçük ilerleme mantığındayım. Yani 200 bin lira gelsin bu ay bana diyorsan ama içinde böyle seni rahatsız eden bir durum veya aşırı rahatsam, o da ciddiye almama halinde bilinçaltının. Yani yavaş yavaş 5'ten başlayın. 5, 10, 15. Orada bir nokta hissedeceksiniz. O an için kabul edebileceğiniz o. O yüzden de kendinizi zorlamadan yavaş yavaş dileyin ve isteyin diyor burada kartlar. Ve küçük fırsatları aslında çok iyi değerlendirebilecek bir zekaya ve olgunluğa sahipsiniz. Şuna dikkat edin. Hızlı kazançlar ve hırsızlık konusunda yine bir uyarı var. Burada bunu kariyer bölümünde yine görmüştük. Hani bir şey çok kolay gözüküyorsa dikkatli olun. Yani karşınıza bir hırsız ve bir dolandırıcı olabilir. Bunun haricinde şöyle bir uyarı da olabilir. Çevrende sinsi bir insan var. Senin zorluklarla inşa ettiğin emeklerinden çalıyor. Ama çok iyi bir insan olduğun için bunu fark etsen de görmezden geliyorsun. Her şeyi de Allah'a bırakma. Kendin kalk hallet. Evet, kadersel bir süreç, özellikle duygusal konularda kadersel bir süreç söz konusu açıkçası. Belki sevilenlerin yaşamınızda kaldığı, sevilmeyenlerin veya zarar verenlerin de gönderildiği bir dönem. Yani şöyle bir şey olabilir, ya hayatınızda bir şey bitiyor ama zarar veren bir şey bitiyor. Fare eder, zararlı insanları uzaklaştırmak, sizi kemiren insanları uzaklaştırmak veya bu insanlardan uzaklaşmak. Veya sizi kemiren bir konudan dolayı bir yerden uzaklaşmak söz konusu olabilir. Veya geçmişte dedikodular vesaire sebebiyle bir yıkım olmuşsa bu konuyla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir ama sanki hayatınızda bir şey bitiyor, daha büyük bir şey açılıyor. Veya dediğim gibi geçmişte bir sıkıntı olmuştur dedikodular vesaire sebebiyle bu konuyla ilgili hani kıymetinizin anlaşıldığı, sizin çok değer gördüğünüz bir şekilde kapı tekrar açılabilir. Evet, yaratıcılık, besleyicilik enerjileriniz zirvede olabilir. Özellikle ayın son 10 gününde hani hayatınız artık zirveye tırmandığınız, bir anlamda başarıyı tattığınız, hayatınızın bir alanında pozitif gelişmelerin çok yoğun olduğu bir süreç var ki şansın da yine sizinle olduğunu söyleyebilirim. Burada ya birileri size eylemle geliyor, sizi çok çekici buluyor, çok yetenekli, çekici. Bunlardan biri olabilir ve bazı arkadaşlar içinde ay sonunda yeni bir başlangıç aşk hayatında olabilir veya bir karar vermeniz gerekebilir. Burada şöyle bir uyarı da olabilir. Yıldızın parlıyor. Okey, fazla şımarıklık yapma yani. Kendini çok bir şey sanıp da ondan sonra hani olan ağırlığını da kaybetme. O yarısı da alıyor olabilir. Yine de bir kart çekeyim ben bunun üstüne. Biraz belirsiz kaldı. Evet, bir karşılaşmanız var gördüğüm kadarıyla. Hani çok da istenen bir karşılaşma değil açıkçası. Yine duygusal meselelerle ilgili olabilir. Hani görüşmeler, konuşmalar olabilir ama çok beklentinizi karşılamayabilir. Karşıdaki insan size güven vermeyebilir. Bir uzaklaşabilirsiniz veya bitmiş bir ilişkiyle ilgili, konuyla ilgili tekrar görüşmeler, konuşmalar söz konusu olabilir. Evet sevgili arkadaşlarım, okuma bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.